Şimdi daha öncesinde de kısmen hem tweetimde açıkladım hem de basın yayın organlarında da yer aldı. Ben Ocak 2019 itibariyle yargılandığım davadan beraat ettim. FETÖ örgüt üyeliğinden yargılanıyordum. Bunun gerçek olmadığı, bu yönde herhangi bir kanıtın olmadığı mahkeme kararıyla tespit edilmiş oldu. Sonuç olarak beraat ettim ve beraatın yanında bütün yurt dışı çıkış izinlerinin de şeylerin de serbest hale geldiğini mahkeme kayıt altına aldı ve çeşitli kurumları bu konuda bilgilendirdi savcılık üzerinden. Dolayısıyla ben kanser hastasıyım 2,5 yıldır ve tedavilerini sürdürüyorum. Ancak ne yazık ki 2018 Mayıs'ında ve 2019 Ocak ayında hastalık tekrar etti ve eldeki tedavi imkanlarının kısıtlılığı içerisinde artık hani daha kolay ilerleyemeyeceğimiz bir köşeye doğru hani tabir uygunsa sıkıştık. Dünyada bazı tedavi alternatifleri var. Japonya, Kore gibi ülkelerde ve Küba ve Amerika'da. Bu Küba'daki biliyorsunuz daha meşhur oldu son zamanlarda. Bu tedavi imkanlarından istifade etmek istedim. Doktorum da özellikle Amerika'daki tedaviler için genetik yaptığı bir genetik testin sonucunun uygun olduğunu tespit etti. Dolayısıyla bunlar için harekete geçmeyi istedim. Çünkü işte sınırlı bir süre bu hastalık için ortalama yaşam 39 ay söyleniyor. Ve işte 30 ay geçti ve yaklaşık 9 aylık bir süre mi kaldı diyelim ortalama. Bunu kimse net bir biçimde söyleyemez ve bilemez ama bir ortalama bu. Dolayısıyla elimizi çabuk tutmamız gerekiyordu. Ancak hastalığın yükseği ve işte beraat kararının çıkması neticesinde serbest hale geçmem, yani uluslararası sahada dolaşabilecek hale gelmem benim için avantajlardı. Müracaat ettiğimde KHK nedeniyle yani şeyden bağımsız, mahkeme kararından bağımsız sonuç olarak KHK'nın yani OHAL sırasındaki otomatik olarak devreye giren hepimizin isimlerinin yer aldığı işte. Ben 672 sayılı KHK ile görevimden ihraç olmuştum Gaziantep Üniversitesi'nden. Orada psikiyatri profesörüydüm. O KHK ile pasaportlarımız da iptal edilmiş durumda. O ve daha sonraki KHK'lar ile. Otomatik bir biçimde elimizde pasaportlar varken pasaportlarımız işlemez hale geliyor. Yani biz Türk kapılarından geçemez haline geliyoruz. Bu tabii tuhaf bir şey. Çünkü hani vatandaşlığın en temel parçalarından birisi de seyahat hürriyeti. Belki dava sürerken davayla ilgili bir tedbir olması açısından anlaşılabilir ama sonuçta ortada dava yok. Üstelik de beraatla sonuçlanmış. Aksi yöndeki bir kararı var mahkemenin. Çok açık biçimde serbest dolaşabileceğini söylüyor mahkeme. Ve KHK, OHAL sırasında geçerli olan KHK ile idare, öyle söyleyelim yani hükümet, idare kanadı benim vatandaş olarak seyahat hürriyetimi ve sağlığa ulaşma hürriyetimi engellemiş oluyor. Bu çok acı ve anlaşılması zor bir şey. Tuhaf bir şey ve bana bu söylendi. Ve hiçbir çıkış kapısının da olmadığı, yani bir şey yapılamayacağı ve ancak işte CİMER'e sağlık gerekçeleriyle raporlarımı falan yollarsam CİMER'den gelecek cevabı beklemem söylendi. Bu kadar. Pratikte belki budur. Bunun anlamını bilmiyorum. Çünkü hani artık Türkiye Cumhurbaşkanlığı sistemine geçtiği için hani bir başbakanlık diye bir kurum yok. İçişleri Bakanı var ama hani o da sonuçta Cumhurbaşkanı'nın altında çalışıyor. Belki hani tabirimi mazur görsün herkes. Hani her şeyin patronu Cumhurbaşkanı'dır deniyor olabilir bununla. Veya CİMER'e gerçekten çok geniş yetkiler tanınmış olabilir. Bilemiyorum. Tüm sistemi denetleme, değiştirme, düzeltme gibi şeyleri olabilir. Onları bilemiyorum. Yani sadece bir call center, çağrı merkezi olmanın haricinde belki de bilmediğimiz yetkileri vardır sistem üzerinde. Böyle bir yol gösterildi. O zaman tabii çok tuhaf oluyor. Yani CİMER evinizde oturup bilgisayardan yazı yazabileceğiniz bir şey bildiğim kadarıyla. Bu Aynen ihraç öyle. yani bilgi şeyde ihraç süreçlerinde filan da yazmıştık. Hiç onlara bir tane bile cevap almadık şu ana kadar mesela. Yani olumsuz da cevap almadık. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla hani CİMER'e yaz demek Marco Paşa'ya yaz demek gibi bir şey oluyor benim için. Ama tabii hasta olduğum için, sağlığa ulaşmak istediğim için doğrusu denerken tamam peki yazarım diye düşündüm yani. Ama tekrar iş yerime döndüğümde dedim ki yani ben ne yapıyorum yani sonuçta bu çok kritik insani bir hak.
Ve bunu böyle hani git kime yaz denilebilir mi deyip hani süreci anlatan o kısa 5-6 tweet'i yazma gereği duydum. Ama anlaşılan yani Türk kamuoyunda, Türkiye kamuoyunda halen çok vicdanlı insanlar var. 50 bine yakın tweet geldi ve Nasrullah Ayan'a çok teşekkür ediyorum. Ekonomist, borsa vesaire hakkında kitapları da bulunan duayen bir ekonomist. O bir başlık açmış. Haluk Savaş'a pasaport diye. Sonra 50 bine yakın tweet geldi o başlık altında ve dünü neredeyse sabaha kadar ayakta da kalmak zorunda kaldım. Dünü o başlık ikinci sırada bitirdi. Türkiye gündeminde. Tabii bu da vicdan sahibi insanların duyarlılık gösterip destek vermesiyle oldu. Siyasetçilerin, sanatçıların, bilim insanlarının desteği oldu. Bu tabii çok hani devletle karşılaşma açısından hani üzücü tarafları vardı. Ama bir gelişme oldu. Gece 11'de valilikten arandım. Yani çok alışkın olmadığımız bir şey. İşte belki olumlu gelişmeler olabilir gibi bir ifadeyle. Ben de hani ne olduğunu gidip olay yerinde öğreneyim diye belgelerimi de göndermem isteniyordu. Adana'da yaşıyorum şu anda. Adana benim memleketim. Daha önce Antep'te yaşıyordum. Adana valiliğine gittim. Nüfus müdürü galiba Hüsamettin Bey'di. İşte birkaç memur, bir tür kriz masası oluşturulmuş gibiydi. Konuyu dinleyince vali beyin bu konuda bir şeyi ne diyelim dikkatle olayı çözümleme mi diyeyim artık tam yani bilgi toplama mı nasıl oluyor bir şey hazırladığını ne diyelim bir planlamayla hareket ettiğini gördüm. Gittik. Vali Bey yoktu ama hani toplantının yapıldığından emin olmak istediğini oradaki konuşmalardan da anladım. Belgeleri sunduk, dilekçe yazdım vesaire. Hani hissettiğim, giderken hissettiğim ama sanki bir yerler olabilir şeklindeydi. Ama dönerken hissettiğim şey şu oldu maalesef. Yani bir biçimde bu pasaport talebim karşılanmayacak ama hani devlette hiçbir şey, hükümette hiçbir şey yapmıyor, idarede hiçbir şey yapmıyor havası oluşmasın diye. Yani en azından konuyu anlamaya yönelik bir gayret sarf ediyor şeklinde hissettim. Nitekim bugün itibariyle aldığım başka haberler, Nüfus İdaresi Genel Müdürlüğü'nden aldığım haberler, CHP Milletvekili, İl Milletvekili Selçuk'un yaptığı araştırmalarda aslında pasaportumun verilmeme ihtimalinin daha kuvvetli olabileceğine ilişkin işaretler içeriyor. Tabii bunlar üzücü. Diğer yandan hani bakanlık sağlığımla ilgili bilgileri ayrıntılı araştırıyor. Sağlık Bakanlığı üzerinden bazı araştırmalar yapılmış. O bilgiler bana ulaştı. Bunlar hani bir taraftan iyi hissettiriyor. Belki aleyhinize bile hani bir kriminalize etme çabası bile olur. Bilmiyorum ama bir biçimde sizinle ilgileniyor olması birilerinin de kötü bir şey değil. Yani bir şekilde yine de iyi hissettiriyor. Ha demek ki devlet ikimiz var. Ha, olumlu olumsuz da olsa konuya bir şekilde bakıyor. Yani bunu da uzunca süredir hissetmemiştim. Böyle bir durum. Hani buruk bir durumdayım. Şey olmayacağını, hani kısa vadede bunu çözmeyecekleri gibi bir hissim var. Ama bu histir tabii. Bakalım. Son durum bu. Yani ben tabii mesleğim de psikiyatri sonuçta. Psikiyatri profesörüyüm. Sadece şunu söyleyebilirim. Yani insan doğası gereği oldukça zalim bir varlık. Yani türümüze ve diğer türlere karşı çok vahşice davranabiliyoruz. Yani içimizdeki rekabet ve hayatta kalma dürtüsü çoğu zaman başkalarını öldürme gibi bir şekilde tezahür edebiliyor. Yani gerçekten çok acı bir şey. Hepimiz düşmanlarımızı, karşıtlarımızı, muhaliflerimizi çocukluğumuzdan itibaren yok etme duygularıyla dolmuş olabilir. Hepimiz o duyguyu yaşamışızdır. O dönemde kin, nefret, öfke hissetmişizdir. Ama insan olmanın gereği bunun çok azı şeye yansımıştır. Gündelik yaşama yansımış ve ifadesini bulmuştur. Ama bazen özellikle hani meşru güç kullanma kapasitesine sahip olan yegane organizasyonun hani devlet olduğu söylenir. Yani silah kullanma kapasitesi, güç kullanma kapasitesi, adam öldürme kapasitesi. Devlet olduğu söylenir. Maalesef hani bu devlet hepimiz adına iş gören aygıtın, yöneticinin öyle söyleyelim, apartmandaki yöneticinin bazen kişisel şeyleriyle, garez duygularıyla ortalama, objektif, herkese hitap eden ve belli bir mesafede durabilen kutumdan sapıp kişisel garezinin şeyine kapıldı.
ne diyelim, öfkesine, ateşine kapıldığını görüyoruz. Öyle anlaşılıyor ki ruhi sunun da tedaviden istifade ettirilme işi. Belki şimdi eğer benim başıma o şekilde gelirse tedaviden istifade ettirilmeyecek olmamda ana saik bir biçimde siyasal, sosyal duruşum olabilir. Bu da yani insanın insana karşı acımasızlığı olarak nitelendirilebilir. Yani benim şeyim bu, tespitim bu. Şimdi şöyle bir şey, bu sonuçta daha önce rakamları da verdim. Hani ortalama ömür süresi 39 ay olarak geçiyordu bu tür kanserlerde. Kitapta yaptığım araştırmanın neticesi. Çünkü doktorlarım aynı zamanda arkadaşlarım da olduğu için bu ömürle ilgili soruları cevaplamaktan kaçınıyorlar maalesef. Yani bir de zaten kestirilemez. Yani o herkesin hakikaten yaşayabileceği ömür de kişiden kişiye farklı olabilecek bir şey. 39 ay ortalama olan bir ömür. Hani bunun 30 ayı geçti diye hesap ediyorum ben. Hani ortalama 9 ay ömrüm kaldı. Ama belki de 9 ay değil, 9 yıl yaşayacağım, bunu kimse kestiremez. Ama hastalığın iki kez nüksetmiş olması nedeniyle hani vaktin daraldığı açık gün içinde gözüküyor. En baştaki gibi değil en azından konu artık. Burası çok net. Dolayısıyla bu daralan zaman diliminde neler yapılabileceği hususu ben şunları bile düşündüm. Yani Japonya ve Kore'de geliştirilen bir teknik var. Türkiye'de maalesef yapılamıyor şu anda. Hani ben eğer yurt dışına çıkamayacaksam hani kendi kaynaklarımla 100-150 bin lira kadar harcayıp Türkiye'de bu konuyla ilgili bir laboratuvar donanımı oluşturmak veya işte alet edevat ve kimyasalları sağlayarak Türkiye'de bir bu natural killer denilen doğal savaşçılar var, öldürücüler var vücudumuzda. Bu savaşçı hücreleri vücuttan alıp dışarıda laboratuvar ortamında çoğaltıp tekrar vücuda zerk ediyorlar. Bu Japon ve Korelilerin birlikte geliştirdikleri bir teknik ve çok mantıklı gözüküyor. Mesela olmazsa bu tekniğin Türkiye'de geliştirilmesi için eğer hükümet veya başka otoriteler karşı çıkmazsa Türkiye'de olmayan bir teknik bu şu anda çünkü. İlgili bilim adamlarına hani fon sağlayarak benim için işe yarayabilir veya yaramayabilir ama ülke içinde bir tatlıdır. Bana yaramadığında belki başka hastaların işine yarayabilir diye dilimden geçen bir strateji bu. Diğer stratejiler hani gerçekten sağlığıma ulaşmaya müsaade etmeyecekse idare bu gerçekten cinayet sayılabilecek bir şey. Çünkü yasal bir zemini yok. Bu idari bir zorlama. KHK'ların OHAL dönemi geçtikten sonra bu saate kadar sürdürülmesi ve vatandaşların seyahat hürriyetini engeller, can emniyetini engeller vaziyette, sağlığa ulaşmasını engeller vaziyette sürdürülmesi cinayettir. Bunu daha önce İstanbul Hukuk Fakültesi Dekanlığı'nı yapan Profesör Doktor Adem Sözüer dünkü bir tweetinde açık bir biçimde bu bir cinayet, idam gibi bir uygulama dedi. Çok net dünkü tweetinde anlatıyor. Yani hukukçular da bu görüşte. Dolayısıyla ben hani devletin açıkça böyle bir kastı olabileceğine inanmak istemiyorum. Yani inanmak istemiyorum. Ancak bu kadarını söyleyebilirim. Bu kadarını düşünebilir mi insanlar? Bilemiyorum. Bunu düşünecek kadar ölçüsüz bir kin ve nefretle hareket ediyorsa bir mekanizma, o zaman hani şeyin çok ötesinde konu siyasal bir sorun değildir bu ülke için. Yani insanlıkla alakalı bir çukura düşmüşüz demektir. Buradan çıkmamız için ne yapmak gerekiyorsa onu yaparım. Yani burada ben sadece hani canını kurtarmaya çalışan bir adam olarak yaşamıyorum. Yani burada benim çocuklarım var, eşim var. Bu ülkede de doğdum. Kuru milliyetçiliklere karnım toktur. Ama hani bana misafir muamelesi yapıp kendini ev sahibi saymaya çalışanlara karşı şunu söylüyorum. Neden Mustafa Asım Savaş bir istiklal gazisidir. Çok sayıda cephede farklı savaşlarda savaşmıştır. Ruslara karşı yediği kurşunla ölmüştür. Ciğerinde o kurşunla daha sonra taşıyarak yıllar sonra o kurşun orada sabit kalarak ölmüştür ve bir malul gazidir. İstiklal madalyalıdır. Yani bu ülke için bir bedel ödenmişse, ödenecekse o zaten peşinen ödenmiştir. Hani atalarımın ödediği bir yerde yaşıyorum. Misafir değilim. Hiçbir yere gitmem. Kendi sağlık haklarıma da, vatandaşlık haklarıma da, bu ülkenin medeni haklarına da sahip çıkarım. Hani bunu biraz uç bir ifadeyle söylüyorum. Kimse alınmasın. Yani ben öyle Meriçlerde ölmem. Anlatabiliyor muyum? Yani gitmem. Bu ülkeden hani kaçmam gitmem. Yani insanlar çeşitli zulümleri uygulayabilirler. Kaçanlara gidenlere de saygım var. Onların da kendi tercihleri olabilir.
Ama ben asla öyle bir yola tevessül etmem. Burada kalır ve kötülükle mücadele etmeyi şiar edinir. Bu yeni bir şey değil dünya için. Dünya 70-80 sene önce, 2. Dünya Savaşı'nda da bu kadar en gelişmiş Batı memleketlerinde bu kadar alçaklıkları yaşadı. Yani Yahudilere karşı yapılanları hepimiz biliyoruz. Avukattılar, avukatlık yapamıyorlardı. Doktordular, doktorluk yapamıyorlardı. Bugünkü Türkiye şartlarında bunların olmadığını kim iddia edebilir? Yani insanların lisanslarıyla, öğretmenlik lisanslarıyla işsiz kaldıkları, açlığa mahkum oldukları ve utanmazca üzerine ağaç kökü yensinler denilecek kadar aşağılık cevaplara maruz kaldığı bir coğrafyada yaşıyoruz. Böyle bir coğrafyayı bu alçaklıklara teslim etmeyiz, etmemeliyiz. Başka yani bir mağduriyetten bahsetmiyorum ben. İnsan olarak haklarıma sahip çıkmaktan bahsediyorum. Vatandaş olarak. Şimdi 515 bin insana KHK'lı ve onların akrabalarına böyle bir muameleyi yapmanın kabul edilebilir bir tarafı var mı? Yani bir kadın kocası bir şekilde cemaat organizasyonu veya işte Kürt milliyetçisi bir organizasyon vesaire bir şeylerle temas etti diye kocası hapse gidiyor. Kadının konuyla hiçbir alakası yok ama kadının pasaport hürriyeti engelleniyor. Böyle bir şey anlaşılabilir mi? Kaç aile tanıdım? Yani böyle yüz binlerce örnek var. 515 bin insan. 150 bini şey yapıldı. Devlet görevinden alındı. Tamam, kabul. Devlet kendisini koruyor olan şartlarda. Anladım. Peki 515 bine bu rakamı nasıl çıkarıyorsunuz? Ve bari çıkardınız bunlardan birkaç yüz bin insan hakkında herhangi bir takibat yok. Savcı bile tutup bir not tutup da hakime yollamış değil, dava açmış değil. Şimdi bu insanlar ila nihaye kaç yıl yaşayacakları belli değil. Seyahat hürriyetlerinin engelli kalmasını açıklamabilir bir tarafı var mı canlarım? Tam olarak bunu söyledim. Eşime de söyledim bunu. Dedim ki insanlar ölürken cesetlerini bağışlıyor. Ben canlıyken canlı bedenimi neden bağışlamıyorum? Bilimsel bir ilerleme için. Anlatabildim mi? Yani orada tabii ki yaşamak güzeldir ama yaşamayabilirim de ama o deneyler ilk ki benim üzerimde yapılır. Ve böylece ülkemde bir yeni tekniğin gelişmesine imkan sağlarım. Sonlarım da yani maddi imkanlarım da var şükür. Yani onu desteklerim. Bana olur ya da olmaz. Tam olarak bu. Yani kendi bedenimi o çalışmaya bağışladım. Çok sağ olun. Son bitirmeden evvel bugün Sayın Kılıçdaroğlu grup toplantısında yaşadığım şeye işaret etmiş. O dikkatimi çekti. Yani hak savunma açısından. Diğer Saadet Partisi'nden Sayın Abdülkadir Karaduman milletvekili kendisi bir basın toplantısı düzenleyip orada yaşadıklarımızdan bahsetmiş. Yine Sayın HDP'den milletvekilimiz Ömer Faruk Gergerlioğlu genel kurulda söz alarak bu yaşananları anlatmış. Ben hepsine ve tüm halkımıza bu konuda destek veren herkese ve sizlere, sayın basın mensuplarına çok müteşekkirim. Sağ olun, var olun.